Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Daha önce 27 kişilik pasta tarifi paylaşmıştım ve herkes tarafından beğenildi ve rekor kırdı. Bu tarifi sizlerle tekrardan paylaşmak istedim. Bütün püf noktalarıyla beraber bu pastayı sizlere baştan sona yapacağım inşallah. Mutlaka denemeyenler de bu tarifi bir an önce denemeli. Gerçekten yumuşacık bir dokusu, hele görünüşü ise anlatılmaz ve tartışılmaz. Dilerseniz tarifimize geçelim. Çırpma kabımıza 4 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yumurtalarımızı alalım. 1 çay bardağı toz şeker. Şeker ve yumurtamızı mayonez kıvamı alana kadar çırpalım. Yarım çay bardağı ılık suyumuzu yavaş yavaş yumurtamıza ilave edelim ki şekerin tamamen erimesini kolaylaştıralım. Köpüren yumurtalarımızın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt. Tekrardan 1 dakika çırpalım. Kameram kapalı olduğu için kakao döktüğüm esnayı görmediniz. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tuzu, 1,5 su bardağı un, toz karışımlarımızı ilave ediyoruz. Çırpıcıyla karıştırmayacağız. Eleyelim. Bakın bu şekilde tortular kalabiliyor bazen. Bu tortularımızı eklemiyoruz. Spatula ile hep aynı yöne doğru karıştıralım. Kekimizin havasını söndürmeyelim. Hazırlamış olduğumuz kek harcımızı, dikdörtgen borcamızı boşaltalım. Altına ben pişirme kağıdı serdim arkadaşlar. Çünkü tekrardan kekim piştikten sonra ayarlanabilen kalıbı alacağım. Kekimiz pişmek için hazır önceden ısınmış 180 derecelik fırında kekimizi kurutmadan kürdan testi yaparak pişirelim. Kekimiz fırında pişerken biz üzeri için gerekli olan krem şantimizi hazırlayalım. Çırpma kabımıza 2 su bardağı toz krem şantimizi ilave edelim. 1 su bardağı süt. Katı kıvam alana kadar mikserimizde çırpalım. Çırpmış olduğumuz krem şantimizi iki eşit parçaya bölelim. Krem şantimizin birine bir yemek kaşığı dolusu sürülebilir çikolata ilave edelim. Diğer krem şantimize bir su bardağı Hindistan cevizi ekleyelim ve her iki krem şantiyi de çırpalım. Her iki krem şantim de hazır arkadaşlar. Üzerine bir streç filmi saralım ve buzdolabında 15 dakika boyunca dinlendirelim. Kekin pişti arkadaşlar. Tamamen soğuması için tezgahımıza bekletelim. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra altındaki pişirme kağıdını alalım. Kekimizi servis tabağına alalım ve dikdörtgenle ayarlanabilen kalıbımızı etrafına geçirelim. 1 su bardağı süt ile kekimizi ıslatalım. Kekim yumuşak ama yine de ıslatacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz ıslatmayı da bilirsiniz. Sade krem şantimizi kekimizin üzerine boşaltalım ve bir spatula yardımıyla dağıtalım. Sade krem şantimizin üzerine hazırlamış olduğumuz çikolatalı krem şantimizi boşaltalım ve aynı şekilde spatula ile dağıtalım. Pastamızın ganajı için bir paket sıvı kremamızı boşaltalım.
Ilıyan kremamızın içerisine 120 gram bitter çikolatamızı ilave edelim. Çikolatamız eriyene kadar karıştıralım. Bu arada ocağın altını kapattım. Hazırlamış olduğumuz ganajımızı pastamızın üzerine boşaltalım. Pastamızı bir gece boyunca buzdolabında bekletelim. Dinlenen pastamızı çemberli kalıbımızdan dikkatli bir şekilde çıkartalım. İlk önce şu kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla sıyıralım ki kalıbımızdan kolaylıkla çıksın. Mutlaka pastanızı bir gece bekletin arkadaşlar. Kıvamı ve lezzeti o kadar güzel oluyor çünkü. Pastamızı 27 adet dilimlere ayıralım. Pamuk gibi gerçekten. Her kestiğinizde mutlaka bıçağınızı bir peçete yardımıyla temizleyin. Daha düzgün bir görünüm elde edersiniz bu şekilde. Pastanızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben birazcık file badem ile süsleyeceğim. Sizlere kıvamını ve lezzetini yakından göstermek isterdim ama maalesef gösteremeyeceğim. Çünkü çocuğumun okuluna götüreceğim şimdi bunu. Daha önceden bunun videosunu yayınlamıştım. Oradan küçük bir alıntı alarak dokusunu ve kıvamını sizlere göstereceğim inşallah. Umarım sizler de beğenir ve evlerinizde yaparsınız. Bu pasta diğer pastalardan gerçekten çok farklı. Hem dokusu hem kıvamı her şeyiyle beraber harika bir görünüme sahip olan bu pastayı mutlaka sizler de denemelisiniz. Açıkçası benim evimde çok sıklıkla yapmış olduğum tariflerimden biri. Ama sizlere tavsiyem mutlaka bir gece buzdolabında bekletin ki kıvamı ve lezzeti 1000 kat daha artsın. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Henüz kanalıma abone değilseniz eğer bu tariften sonra abone olabilirsiniz. Yeni yeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.